Merhaba değerli dostlarım. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Çiftçi TV'ye de bu bilgileri sizlerle paylaşmaya vesile olduğu için çok teşekkürler. Değerli dostlarım, başlarken yine bizim maskotumuz bir merhaba desin. Evet. En çok sorulan sorulardan bir tanesi mastitis. Mastitis, yani bunu söylerken bakıyorum çok değişik terimler kullanılıyor. Meme yangısı, meme iltihabı. Mastitis çok derin bir konu, çok da zorlu bir konu. Öyle bir iğneyle işlerin düzeleceğini sanmayın. Bazen düzeldiğini görürsünüz ama bunların hepsi aynı şiddette değil. Bazıları daha şiddetle olabiliyor. Mesela gizli mastitis var. Memeyi körelten mastitis var. Öldürücü mastitis var. Bunların hepsi sorun. Hepsi kulağımıza geliyor. Soruyorlar da. Soranlar da işte ne yaptıysam yaptım gene de başarılı olamadım diye söylüyorlar. Şimdi başarılı olmanın yolu her şeyi düzgün yapmaktan geçer. Her şeyi derken ben oturdum. 33 tane kritik kontrol noktası çıkardım. 33 tane. Hiç de az değil. Hepsini doğru yapmak lazım. Birini, ikisini, üçünü değil. 33'ünü de doğru yapmak lazım. Mastitis zorlu bir hastalık ve bütün dünyada sorundur. Onun için bu 33 maddeyi isterseniz şöyle bir okuyayım, üstünden geçelim. Ayrıntıları da arzu ederseniz bana sorabilirsiniz. Bu neydi diye ayrıntıları da var çünkü bunların. Ama ne kadar zorlu bir iş olduğunu, meme yangılarıyla uğraşmanın ne kadar zorlu bir iş olduğunu göreceksiniz. Mastitis kontrolünde kritik kontrol noktaları, kritik noktalar veyahut yabancıların deyimiyle checklist, kontrol listesi. Örneğin bir numarada tank sütünde somatik hücre sayısı kaçtır? Bizim bunu biliyor olmamız lazım. Somatik hücre sayısını biliyor olmamız lazım. Bunu CMT ile de basitçe yapar ve sayı olarak anlamasak da az, çok, orta diye anlayabiliriz. Veyahut somatik hücre sayısını saydırabiliriz. Veyahut işte sütü alan bizim için somatik hücre sayımı saydırabilir. Çünkü somatik hücre sayımı gerek meme yangısı açısından gerekse de süt kalitesi açısından son derece önemli. Aylık klinik mastitis oranı kaçtır? Bu tabii sıfır olması istenen bir şey ama diyelim ayda klinik mastitis yüzde kaç oranında sürüde görülüyor? Bazı çiftliklerde gizli mastitis daha çoktur. Bazı çiftliklerde görünen klinik mastitis daha çoktur. Onun için aylık klinik mastitis oranı kaçtır? Bunu da bilmemiz lazım. İklim nasıldır? Çok yağışlı iklimler daha çok ıslak ve pis ortam yaratır. Yine hayvanlar ayaklarıyla, yürüdükleri yerden ayaklarıyla memeleri kirletebilirler. Hatta memelerine gübre, çamur, gübreyle karışık çamur sıçratabilirler. Hatta yattıkları yerde ayakları memenin yanına denk gelir ve memelerini kirletebilirler. Doğum bölümü nasıldır? Doğum bölümü yine bütün bölümlerde olduğu gibi kuru ve temiz olmalıdır. Kuru ve temiz olmazsa doğum ve doğumun stresi ve doğumdan sonra memelere hücum eden bol miktarda sütle birlikte gerilmesi memeyi mastitise karşı hassas hale getirir. Meme uçlarında yüzük tarzı sertleşme veya yaygın hiperkeratozis var mı? Yüzük tarzında sertleşme, hiperkeratozis yani meme ucu nasırlaşması var mı? Bu da kritik kontrol noktaları. Yani bunları checklist, liste yapıyoruz, check ediyoruz. Sağım makinesinin vakumu. Tabii sağım makinesinin vakumu ne kadar önemli biliyorsunuz. Bu konuda servisinden de, sağım makinesini size satan şirketin servisinden de yardım almanız lazım. Sağım başlıklarının temizliği nasıldır? Bu konuda yine çok önemli bir konu. Sağım başlıklarının temizliği nasıldır konusunu sağım makinesini satan şirketle görüşürseniz iyi olur. Sağım öncesi sütün indirilmesi prosedürüne dikkat ediyor muyuz? Yani sağımda biliyorsunuz oksitosin salgılatılması lazım. Oksitosin salgılanması için memenin uyarılması lazım. Burada kuru sağım, ben de kuru sağım önerdiğim için kuru sağımda da işte memeye ön daldırma, son daldırma, o arada ön daldırma yaptık. Ön daldırmada memenin ucuna bulaştırdığımız bu köpüğü alıyoruz. Köpüğü alıyoruz ve tekrar bakıyoruz köpüğü aldığımız bez veyahut kağıt kirliyse hala bir daha yapıyoruz. Bizim burada 90 saniye bir vakit geçirmemiz lazım. Ön hazırlık bu. Yani sağım öncesi hazırlık bu. Sağım öncesi hazırlıkta 90 saniye geçirmemiz lazım. Eğer 90 saniye oyalanırsak bu konuda meme daha çabuk boşalır. Oksitosin salgısı daha iyi olur. Altlık materyali nedir? Altlık materyali tabii ki Amerikalıların çok sevdiği kum olabilir. Ama imkanlar dahilinde kuru ve temiz tutabileceğimiz bir altlık materyali iyi olur. Sadece talaş iyi bir şey değil. Sadece talaş iyi bir şey değil. Hatta sadece saman, sap bile tam anlamıyla iyi değil. Çünkü bunlar organik maddeler. Organik maddeler mikropların da üremesine yol açıyor. İnorganik olacak. Yani kum gibi veyahut işte kauçuk gibi. İnorganik, yani mikrobu beslemeyen diyelim. Mikrobu beslemeyen. Tabii talaş, sapsaman mikrobu besliyor. Bunları kullanıyor isek çok sık bir şekilde altlığı temizlemek ve değiştirmek lazım. Çok sık bir şekilde. Bu tabii her zaman vakit kaybı ve para kaybı olabilir. Her zaman sık sık yapılamıyor. Biliyorum sık sık yapılamadığını. Onun için altlıklar örneğin kauçuk olabilir. Yani mikrobu beslemeyen bir altlık olabilir. Bunun dışında tabii kurutulmuş gübre kullananlar var. Bu da organiktir. Yani bu da mikrobu besler. Mikrobu besler. Yani kuru ve temizi yine hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Sütten kültür yapılmış mıdır? Yani sütte ne mikrop var biliyor muyuz? Sütte mikroplar nelerdir biliyor muyuz? Çünkü eğer başımızdaki derdi bilirsek ona göre davranırız. Sütte kültür yapılmış mıdır? Süt kültürü yapılmışsa mikroorganizmalar nelerdir? Tabii kültür yapıldığında mikrobun ne olduğu ortaya çıktığı gibi antibiyogram testi veya antibiyotik hassasiyet testi, antibiyotik duyarlılık testi dediğimiz testi de yapıyorlar. Dolayısıyla süt tahlilinde hem mikrobu hem de mikroba karşı kullanılabilecek en etkili antibiyotiği söylüyorlar. Veya en etkili antibiyotikleri söylüyorlar. Ve burada göreceksiniz yaptırdığınızda o bildiğiniz çok klasik her zaman elinizin altında bulunan antibiyotiklerin artık çok da fazla etkili olmadığı ortaya çıkıyor. Meme uçlarında herhangi bir yara, siil, kabarcık, tahriş, çizik, çatlak, nasır var mı? Bakın bu da bizi mastitis yönünden ilgilendiriyor. Çünkü bu yaraların, çatlakların, kabarcıkların içine mikroorganizmalar girebiliyor. sağım başlarken strip-cup metodu uygulanıyor mu? Yani sağımda ilk başlarken şöyle pıt diye bir damlacık siyah bir zemin üzerine sağılır. Siyah bir zemin üzerine sağılır ve bakılır. Kanlı mı, pıhtılı mı, sarı su halinde mi, yoksa süt mü diye şöyle bir bakılır. Ve o ilk süt biraz kirli olabilir. O da dışarıya atılır. Sağım öncesi ön daldırma yapılıyor mu ve nasıl yapılıyor? Ön daldırma bir köpüktür ve bu köpük memeyi sıvar. Sonra bir kağıt ya da bez havluyla alınır. Tamamen sıvaması lazım. Tamamen sıvaması lazım. Kesinlikle yarısı, ucu falan değil. Yarısı ya da ucu değil. Sadece şu bölüm değil, tümü. Sağım sonrası son daldırma yapılıyor mu? Bu genelde kahverengi yapıda böyle iyotlu bir solüsyondur ve son daldırma tümü olarak, memenin tümü olarak yapılmalı. Yani meme başının meme gövdesine birleştiği yere kadar olan kısım tamamen daldırılmalı. Yine memenin sadece ucu, deliğinin üstü hemen oralar değil, tümü. Çünkü sağım esnasında meme başının tümüne bulaşan mikroorganizmalar olabilir. Sağımhaneye giden yol temiz midir, nasıldır? Sağımhaneye giden yolda çamur, pislik, gübre varsa ve hayvanlar sağımhaneye giderken çamurları, gübreyi, pisliği memeye sıçratarak gidiyorlarsa ve yeterince temiz değilse sağımhane yolu, sağıma bir pislik içerisinde gitmiş olur. Sağımhaneye giden yolu temiz olarak tutacağız. Çiftlikte akıtan suluk, musluk var mıdır? Yani çiftlikte suluklar, musluklar sızdırıyorsa, akıtıyorsa, taşıyorsa, çevresini çamur, gübreyle bulaşık yapıyorsa bu da aslında mastitise zemin hazırlayan bir durumdur. Çünkü memeler sürekli pis ve ıslak kalırlar. İnekler rahatça yatıp kalkıyorlar mı? Yatıp kalkmakta zorluk çekiyorlar mı? Yeterli alan var mı? İnekler birbirlerinin memelerine ya da kendi memelerine basabilirler. Aynı zamanda biraz önce söyledim, pis ayaklarını memenin temiz tarafına böyle getirip koyabilirler ve memenin ucu o pis ayaklarıyla kirlenebilir. Bunlar hep olan durumlar. Onun için inekler rahat yatıp kalkıyorlar mı? Bulundukları yer dar mı, geniş mi? Başka inek basabilir mi? Kendi memeye basabilir mi? Bunları görmek lazım. Çiftlikte klinik mastitis tedavisi nasıl yapılıyor ve tedaviye ne zaman son veriliyor? Normalde hiç istemediğimiz bir şey tabii ki meme yangısı, klinik meme yangısı. Fakat klinik mastitiste tedaviye giriştiğimiz zaman tedavi işte bitti diyelim ve süt normale döndü. Süt normale döndü. Yani sarı suydu, pıhtılıydı ve biz tedavi ettik, edildi. 3 gün, 2 gün neyse süt normale döndü. Orada tedaviyi bırakmayalım. 1-2 gün daha devam edelim. En az 2 gün daha devam edelim. Çünkü bu dış bakıda süt normale dönmüş gibi gözükse de klinik şifa dediğimiz, yani mikrobun temelli memeyi terk etmesi 1-2 gün daha vakit alır. Onun için tedaviye ne zaman son veriliyor diye bir soru var bakın. Yani süte döndü, bıraktık tedaviyi. Bu doğru değil. 1-2 gün daha devam edelim. Klinik şifayı bulalım. Klinik görüntü olarak bulduk ama mikrobiyolojik olarak henüz şifaya kavuşmuş olmayabilir. Çiftlikte hayvanların bulunduğu bölüm kalabalık mıdır? Temiz ve kuru mudur? Çok kalabalık, sıkışık, temiz ve kuru olmayan yerlerde mastitis fazla görülüyor. Sağım protokolü var mıdır? Sağımcılar bu konuda eğitimli midir? Sağım protokolü benim önerdiğim şekilde kuru sağım olmalı. Hatta yazılıp sağımhanenin duvarına asılmalı, çakılmalı. Herkes o sağım şeklini takip etmeli. Ve sağımcılar bu konuda eğitimli mi? Eğitimi var mı? Çünkü sağımcının mikrobu görmediğini düşünün. Mikrobu gözüyle görmüyor. Mikrop mikroskopta gözüken bir şey. Fakat ona mikrop, sağımcıya mikrop fikrini aşılamak, öğretmek lazım. Mikrop nedir? Memeye nasıl girer? Mikrop memeye girmesin diye biz neler yapabiliriz? Sağımcıyı eğitmemiz lazım. Eğer sizden başka birisi sağıyorsa, siz sağıyorsanız sizin de bu konuda bilgi sahibi olmanız lazım. Peki bir soru daha. Sağımcılar eldiven takıyorlar mı? Tabii çok bu konuda eğitimli insanlar mutlaka eldiven takıyorlar. Ama ülkemizde henüz bu yaygınlaşmadı. Takan çok ama takmayan daha çok. Eldiven takın. Sağım esnasında elinizden memeye mikrop bulaştırmayın. Meme başının sağım öncesi ve sağım sonrası kurulanması nasıl yapılıyor? Evet, memeyi ıslattık bir şekilde. Zaten siz suyla sağım yaptığınız için çok ıslatıyorsunuz ve kurutamıyorsunuz. Meme kupkuru olmuyor. Halbuki kuru ve temiz. Kuru ve temiz. Kuru ve temizin yolu bir kere sağımda su kullanmamaktan geçer. Ön daldırmayı alıyoruz. Sağım sonrası son daldırmayı almıyoruz. O şekilde gidiyor. Sağım sonrası sült filtreleri inceleniyor mu? Sült filtrelerini incelerseniz, eğer kendiniz sağım yapıyorsanız kendinizi, başkası sağım yapıyorsa o sağım yapan sağımcıyı kontrol etmiş olursunuz. Sağımcıyı kontrol etmezseniz mastitis bitmez. Çünkü sağımcının aynası aslında filtredir. Filtre tertemiz olmalı, pırıl pırıl olmalı. Çünkü bir borudan geçiyor ve filtreden süzülüyor. Filtreden geçtiğinde orada dışkı parçası, pislik, böyle samanlar, pis bir şey olduğu zaman orada pis gözükecektir ve kimse aksini iddia edemez. Pis bir sağım olmuştur. Sağım pis olmuştur. Filtreyi kontrol etmek lazım. Filtre tertemiz olmalı ki bak sağım temiz oldu diyebilelim. Sürüden çıkarma yapılıyor mu? Sürüden çıkarma prosedürü nedir? Sürüden çıkarma şu. Yani hayvanın kesime gitmesi. Yani mecburi sürüden çıkarma budur. Kesime gitmek demektir mecburi sürüden çıkarma. Mecburi sürüden çıkarma aslında 3 ana konuyu kapsıyor çiftliklerde. Ya hayvan topaldır, 3 bacak artık zıplaya zıplaya yürüyordur. Kasaplık olur, yani sürüden mecburen çıkarılır. Ya artık uzun zamandır kısırdır, bir türlü döl tutmuyordur, yapılmıştır her şey, yine döl tutmuyordur. Kasaplıktır, yine sürüden çıkarma, mecburi çıkarma. Bir de memeleri körelmiştir. En sonunda bundan artık olmayacak denir. Ve meme yangısından dolayı, özellikle de gizli meme yangısının memeleri kurutmasından dolayı sürüden çıkarma yapılır. Genelde Staphylococcus aureus mikrobu olanlarda bu çok oluyor. Demek ki bir prosedürü olmalı. Staphylococcus aureus tespit edildiyse ve uzun sürede bu şekilde devam ediliyorsa sürüden çıkarma yapılabilir. Çünkü memeyi kurutan mikroptur ve ötekilerde bulaşılır. Zaten bulaşıcı mastitis, kontagiyöz mastitis oluyor Staphylococcus aureus mastitisleri. Kuru dönem ilacı yapılıyor mu kuruya ayrılırken? Evet, bir 60 gün veya 45 gün meme sağılmayacak. 60 ve 45 gün sağılmadığı için de oraya bir ilaç verelim, memeye bir antibiyotik verelim ve bir süre orada memede sağılmadığı için dağılsın meme içerisinde ve meme içerisinde varsa bir mikroorganizma odağı onu kurutsun diye yapılıyor. Dolayısıyla kuru dönem önemi bu. Memelerin genel durumu, genel durumu nedir? Kondisyonu nedir? Memelerin kondisyonu bizim için çok önemli. Şöyle düşünelim, böyle patlıcan gibi memeler iyi değil. Çok kısa başlı memeler iyi değil. Bütün meme gövdenin altına iyice sarkmış ve dizlerin altına kadar sarkmışsa bu iyi değil. Yani memenin yapısı koltuk meme dediğimiz tarzda vücuda yapışık olmalı. Kesinlikle dizlerinin altına kadar sarkan ve yürüdükçe böyle böyle salınan memeler iyi değil. Memenin lobunun bütün olarak dizlerin altına sarkması aslında genetik olarak sürüden çıkarmayı gerektirir. Demek ki bu hayvanın yavruları da buna benzerse yandık. Biz bu hayvanı genetik olarak damızlıkta kullanmasak iyi olur. Çiftlikte sinek mücadelesi yapılıyor mu? Bu da bir önemli konu. Çünkü özellikle yaz mastitisi denen bir mastitis var. Sineklerle bulaşıyor. Trueperella pyogenes diye bir mastitis etkeni var. Daha doğrusu bu mastitis etkeni değil. Her türlü yerde, özellikle irin olan bir yerde mutlaka Trueperella pyogenes vardır devrede. Onun için onu da sineklerin bulaştırdığını bilelim. Son derece tehlikeli. Yine daha önce başka bir programda söylemiştim. Düveler, yeni doğum yapmış inekler ve laktasyondaki inekler ayrı bölümlerde bulunsalar, ayrı bölümlerde yatıp kalksalar, hepsi aynı bölümde yatıp kalkmasalar çok iyi olur. Bu hata aynen şu anda piyasada yapılıyor. Bir alan var, o alanda düve de orada, inek de orada, yeni doğum yapmış loğusa inek de orada, akıntılar da oraya akıyor, onlar da üstüne yatıyor. Böyle özellikle bu İsrail tipi dam dedikleri yerlerde bu olay son derece yaygın, kuru ve temiz sistemine de aykırı. Çiftlikte metritis görülme sıklığı nedir? Bakın mastitis diyorduk, şimdi bir de metritis diyoruz. Metritis neydi? Rahim iltihabı. Rahimden sızan mikroorganizmalar o yere, o toprağa giriyor ve orada başka ineklerin meme başlarına yapışıyor. Dolayısıyla rahimden sızan, başta Trueperella pyogenes mikrobu olmak üzere diğer birçok mikroorganizma ötekilerin memelerinin üzerine yapışıyor. Çiftlikte mastitis aşısı uygulanıyor mu? Bir soru da bu, bir kritik kontrol noktası da bu. Mastitis aşısı uygulanıyor mu? Sağım sonrası inekler nereye gidiyor? Buna bir bakalım. Nereye gidiyor? Yemliğe gitmesi lazım. Çiftlikte memeleri de dayanıklı kılabilecek yem katkı maddeleri kullanılıyor mu? Özellikle çinko, iyot, bakır, selenyum neyse iz mineraller. Özellikle iz mineraller. Tabii bunun da yine arkasına dönersek kuru dönemde yine çok önemli. Kuru dönem bakım ve beslemesi çok önemli. Kuru dönemi takip eden günlerdeki doğum ve loğusalığın ilk günlerinde verilen katkılar da çok önemli. Ve bu yem katkı maddelerinin içerisinde memeyi dayanıklı kılacak iz minerallerin katılıyor olması da çok önemli. Bu uzun bir konudur. Bu konuyu tekrar başka zaman da anlatırız. Ancak şunu söylemek istiyorum ki herhangi bir mastitis vakası basit bir şekilde ele alınmamalı. Bakın 33 tane kritik kontrol noktası saydım. Hepsine olumlu cevap verebiliyor musunuz? Evet doğru, ben bunu da doğru yapıyorum. Bunu da doğru yapıyorum, bunu da doğru yapıyorum diyebiliyor musunuz? Bu kritik kontrol noktaları bizi doğru davranmaya yönlendirecektir. Evet. Şimdi yine rakamlarla ilgili bir şeyler söylemek isterim size. Daha önceki programlarda sürekli söylüyorum ve aynı zamanda söyledim, kuru, temiz, iyi kayıt, iyi gözlem diye. İyi kayıt, iyi gözlem konusunda ne yazık ki çok gerideyiz. Bir kere bir inek doğumdan sonra ilk kızgınlığını ne zaman gösterdi? Bir yere kaydedelim. Zaten biz buzağının babasını bile bir yere kaydetmiyoruz ama artık öğrenmemiz lazım. Buzağının babasını bir yere kaydetmiyoruz. Artık öğrenmemiz lazım. Yanlışlıklar böyle başlıyor. Ama hiç olmazsa ilk kızgınlıkta bir not alalım. Doğum oldu. İşte 21. günü kızgınlık gösterdi. Bir kayıt. İlk kızgınlık. Tamam. Bu bizim için çok çok önemli. İkinci kızgınlıkta gene işte normal olarak 42. günde bir kızgınlık daha gösterdi. Demek ki hayvan döngüye girdi. Bakın 21. günde kızgınlık gösterdi. 42. günde bir daha gösterdi. Döngüye girdi. Artık siklus devam ediyor. Normale dönüyor. Bu güzel bir bilgi bizim için. Ama bana geliyor 5 ay, 6 ay olmuş hala kızgınlık göstermedi. Bana soruyorlar. Büyük kayıp. Büyük kayıp, çok büyük kayıp. 5-6 ay olmuş hala kızgınlık göstermedi diye bana soruyorlar. İlk kayıp 21. günde görecektik. Hadi bilemedin 42. günde görecektik. Sonra 3. kızgınlık olur. Diyelim ki 63. gün oldu. Yani bu günler biraz eksik, biraz fazla devam eder. Demek ki tekerleğimiz dönüyor artık. Bu işte gidebiliyoruz, yol alabiliriz. Ondan sonra 3. kızgınlıkta her şeyi de normal görürse veteriner hekim bu ineği tohumlar. Şimdi eğer ölçmezsek, bir şeyi ölçmezsek, kayda almazsak o çiftliği yönetemeyiz. Yönetememek durumunda kalırız. Bakın hiç olmazsa, yani benim 4 rakam var da, yani hiç olmazsa bazı rakamları kesinlikle ölçelim. Mesela buzağlama aralığı çiftliğinizde. 2 buzağı arasındaki aralığı biliyor musunuz? Bunun en üst seviyesi, maksimum seviyesi 405 gün olmalı. Daha fazla değil. Ve birçok çiftlikte 405 gün değil, daha da yukarıda ne yazık ki. Üst seviye 405 gün. Bu 405 gün normal seviye mi? Değil. Üst seviye. Yani benim eyvah rakamı dediğim bir rakam. Tabii ki 380 gün olsa daha iyi. 390 daha iyi. 400 işte 405. 13,5 ay 405. Orası eyvah rakamı işte. Onun altında olmalı. Üstünde değil. Onun altında olmalı. Bu rakamı biliyor musunuz? Notunuzda var mı bu? Diğer bir konu boş günlerin sayısı. Çiftliğinizde inek kaç gün boş kalıyor? Hatta ilk tohumlamada döl tutma oranı diye bir şey var. Amerikalılar çok kafa yorar bu konuya. İlk tohumlamada döl tutma oranı diye bir şey var. Ama çiftliklerde bu konular nasıl kaydediliyor bilmiyorum. Yani iyi bir kayıt sistemi yok. Somatik hücreyi bilelim. Biraz evvel mastitis konusunda da söyledim. Somatik hücreyi bilelim. Burada Amerikalılar 50-100 bin gibi rakamları telaffuz ederler iyi diye. Hadi biz 200 bin diyelim. 200 bin ve altı fena değil. Ama üstü iyi değil. Bunu bilelim ki başımızdaki derdi bilelim. Mesela Staphylococcus aureus. Bu gangrenli mastitis yapar. Gizli mastitis yapar. Çok tehlikeli bir mikroorganizma ve buradan buraya bulaşır. Yani kontagiyoz, bulaşıcı mastitis. Bizim bu somatik hücreyi bilmemiz lazım. Bir de sayımda geçen günlerin sayısı diye bir şey var. Oradan artık hiç bahsetmiyorum çünkü bunları tutmayan, kaydını tutmayan o SGS'yi veyahut sağımda geçen gün sayısında bilemeyebilir. O da notlar arasında yoktur. Bunlar kaydediliyorsa belki o da vardır, bilmiyorum. Bir de yine aldığım notlardan bir şey daha var. Yaptığımız işle ilgili terimleri doğru kullanmayı hala bilmiyoruz. Terim. Ya yaptığımız işle ilgili terimleri bilelim. Madem hayvancılık yapıyoruz, terimleri bilelim. Bakın geçen de bir buzağı hasta, bir buzağı hasta falan anladım ki adı geçen erkek dana 2 yaşında. Yani hala buzağı mı diyoruz erkek danaya? Adı geçen erkek dana 2 yaşında. Ve ben 1000 kere soru sorarak bunu anlayabildim. Tabii bana böyle sorular gelir bir satır. Ben en az 3-4 tane soru sorarım ve 3'ü 4'ü birdenbire cevaplanamaz ne yazık ki. Bir de öyle bir sorun var. Tekrar sorarım. Anamnez, yani anamnez almaya çalışıyorum ki acaba bir faydam dokunur mu diye. Bir faydam dokunur mu? Bir yönlendirme yapabilir miyiz? Şu taraftan da bakın olaya diyebilir miyiz? Ama buzağa, 2 yaşındaki danaya hala buzağa diyorsak bunu anlatmak kolay değil. Şimdi yaz ayları keneler tarafından nakledilen hastalıkların çoğaldığı aylardır. Babeziyoz dediğimiz, tayleriyoz dediğimiz ve anaplazmoz dediğimiz kan parazitleri görülmeye başlıyor. Bunlar kan paraziti. Pyroplazmoz, babeziyoz yani babezya veya tayleriya yine bir kan paraziti ya da anaplazmoz. Anaplazma bu da bir kan paraziti. Bu babeziyozun tedavisi var. Anaplazmozun tedavisi var. Tayleriyozun ise hem aşısı hem de tedavisi var. Ama tayleriyoz çok görülen yerlerde ki daha önce o keneler oralarda çoksa tayleriyozun aşısı yapılabilir. Şubat ayında başlaması lazım aşılamanın. Yani keneler daha faaliyete geçmeden önce tayleriyozun aşısının yapılması lazım. Kene faaliyetlerinden önce. Bu da bizim ülkemiz bazında düşünürsek tabii ki Şubat ayında aşılama sistemine geçilmesi lazım tayleriyozda. Pyroplazmoz, anaplazmoz, tayleriyozda ana fikir daima kene mücadelesidir. Koruyucu hekimlik kene mücadelesidir. Koruyucu hekimlik yapılmazsa bu sorunlar ortaya çıkar. Pyroplazmoz, babeziyoz biliyorsunuz sarılık ve kan işemeyle birlikte oluyor. Ama bunlar birbirine karışır. Sarılık ve kan işeme görülen başka hastalıklar da var. Onun için iyi bir muayene lazım. Özellikle kenenin soktuğu yerdeki lenf yumrularının kocaman olması bize bir belirtidir. Onun için şöyle vücudu şöyle derinin altını şöyle kontrol ederiz. Kenenin soktuğu yerde, kenenin ısırdığı yerde ve orası böyle kocaman bir lenf yumrusu varsa kan işeme ve aynı zamanda sarılık da gözlerde sarılık da görüyorsak babeziyoz olma ihtimali gayet yüksektir. Sarılık ve kan işeme bir ayrı bir muayene tarzıdır. Bir konuya daha girelim. Buzağların işkembeli olması. Öncelikle sütle beraber buzağı başlatma yemi vermemiz lazım daneli. Yani mısır hiç kırılmamış, yulaf hiç kırılmamış, daneli buzağı başlatma yemi pelet halinde hazırlanmış vitamin, mineral ve protein kısımları. Şimdi bunları veriyoruz ta ki 1 kilo buzağa başlangıç yemi tüketene kadar. Ondan sonra istersek sütten kesebiliriz. Artık buzağının işkembesi oluşmuştur. Çünkü buzağa doğduğunda işkembesi yoktur. Sadece şirdeni vardır. Buzağa bu dönemde 2 aylık yani 8 haftalık 56 günlük olmuştur tahminen. 1 kilo en az buzağa başlangıç yemi de tüketiyorsa 2 aylıkta olduysa biz istersek sütten kesebiliriz. Buzağının sütten kesilme dönemini biz karar veriyoruz. Peki biz 56 günlük olduğunda, 8 haftalık olduğunda sütten kesme yaşı geldi mi gelmedi mi, bir kilo tüketiyor mu buzağa başlangıç yemini, bunu ölçüyor muyuz, biliyor muyuz? Bir kilo tüketiyor mu en az? En az bir kilo tüketiyor olması lazım. Ve hatta kayıt tutuyorsak doğum ağırlığının 2 katına çıktı mı bizim buzağımız? Bunu bilmemiz lazım. Doğum ağırlığının 2 katına çıktı mı? Saman kullanıyormuş bir arkadaşımız ama 7 saat suda bırakıyormuş samanı. Bu bilgi nereden geldi? Nasıl oldu? Niçin saman 7 saat suda bırakılır? Onu bilmiyorum. Ama 7 saat ıslatıyormuş. Ve 5 kilo saman veriyormuş. 5 kilo saman veriyormuş. 5 kilo bir kere saman için çok fazla. 5 kilo saman çok fazla. Aynı zamanda samanı suya koyup 5 saat bekletmek, 7 saat bekletmek samana yazık etmek demektir. Çünkü samanın biz fiziksel etkisinden, fiziksel uyarımından yararlanmaya çalışıyoruz. Yani işkembeyi dürtme etkisinden yararlanmaya çalışıyoruz. Çok, yoksa samandan bize bir protein, enerji bir şey gelmiyor yani. Mineral, vitamin hiçbir şey gelmiyor samandan. Ama saman bize lazım. Neden? İşkembeyi dürtmesi için. Bu da yarım kilo, 1 kilo yeter. Yani 5 kilo ne? 5 kilo bir şey çok fazla. Diğer bir konu, neden 7 saat suda bekletip samanın bu fiziksel dürtme etkisini yok ediyoruz? Böyle bir uygulama yok. Niye saman 7 saat ıslatılır? Bu da yani duydum bunu da çok şaşırdım yani. Çok büyük bir sorun bence. İşkembeyi dürtme etkisini yok ediyoruz. Samanı yumuşatıyoruz, suda bekletiyoruz. Bu doğru bir olay değil. O açıdan lütfen artık yaptığımız işle ilgili doğru bilgileri bilelim. Doğru bilgileri bilmediğimiz bir yerde daha ortaya çıktı geçenlerde. Delibaş. Ya bu delibaşı benim yani anlattığımın haddi hesabı yok. Arkadaş delibaşla ilgili hiçbir fikri yoktu. Bana soruyor. Hiçbir fikri yok. Ama kuzular ölmüş. Bakın kuzular ölmüş. Delibaşla ilgili hiçbir fikri yok. Bu arkadaşımız nasıl kâr eder bu hayvancılıktan? Sonra işte hayvancılık kötü. Delibaştan kuzuları öldürene kadar hiçbir fikrin yok. Ama ondan sonra hayvancılık yapıyorum diye seviniyorsun. Bu hayvancılık böyle olmaz. Yaptığımız işle ilgili doğruları bilmek zorundayız. Bilmiyorsak bak ben buradayım, sorun. Ha, bana sorduğunda kaç tane hayvan ölmüş? Sırf bilgisizlikten. Bu bilgisizlik hayvancılığımızın ne yazık ki büyük bir sorunu ve yakamızı da bırakmıyor. Yine son olarak dil yuvarlamadan söz etmek istiyorum. Bu da gelen soruların biri. Simental ırkının dil yuvarlamaya yönelik bir yatkınlığı var arkadaşlar. Bu ırkın dil yuvarlamaya yönelik bir yatkınlığı var. Öteki ırklarda olmaz mı? Olur. Öteki ırklarda da olur. Ama Simental'de daha çok oluyor. Yapılan çalışmalar, gözlemlerde hep bunu gösteriyor. Simental'de daha çok oluyor dil yuvarlama. Dil yuvarlamanın ana sebebinin stres olduğunu söylüyorlar. Tabii bu arada işte yok fosfor noksanlıymış, bakır noksanlıymış, yok mangan noksanlıymış, çinko noksanlıymış falan filan. Bunların noksanlığı olmaması lazım. Zaten bunların noksanlığı başka sorunlara da sebebiyet veriyor. Onun için bunları yemlerine katın. Ama sırf bununla ilgili değil. Yani o noksan da ondan dolayı falan değil. Bu bir ırk yatkınlığı var. Bir de bu konuda stresin kötü bir etkisi olduğu söyleniyor. Bunun içine mangan kattık, çinko kattık, fosfor kattık, düzeldi diye bir şey de yok. Öyle bir şey de yok. Hani dil yuvarlıyordu. Biz fosfor kattık, o işler düzeldi. Öyle bir şey de yok. Burada yapılması gereken kalabalık, sıkışık damlarda hayvanları tutmayacağız. Daha refah içerisinde yaşatacağız. Birinci ana fikir bu. Eğer tedavi edemiyor isek, onu kattık, bunu kattık. Olmadı, şöyle yaptık, böyle yaptık. Burunsalık taktık, şöyle. Neler neler yaptık, olmadı. Yuvarlıyor da yuvarlıyor. O zaman burada yapılması icap eden dil yuvarlamada dil daraltma operasyonu. Dil daraltma operasyonu. Yani dilin altından bir kavun dilimi gibi bir dilim deri kesiliyor. Dilin altından kesiliyor ve tekrar dikiliyor. Daraltılıyor yani dil. O zaman hayvan dilini daha çok uzatıp yuvarlayamıyor. Dil daraltma operasyonu tabii kanlı bir operasyon. Ama 3 gün falan bir zahmeti var. Ondan sonra düzeliyor. Tabii bunu veteriner hekimimiz karar verecek. Siz onunla görüşeceksiniz. Ama son ve kesin çare de budur. Öyle kolay bir olay da değildir. Onu da söyleyeyim. Öyle kolay bir iş de değildir. Kendinizi fazla hırpalamadan doğrudan operasyon yapmaya bir veteriner hekim vasıtasıyla bu işi görüşebilirsiniz. Yine ben her şeyde şunu söylüyorum. Arkadaşlar işte prospektüsünü okumadan ilaç kullanmayın. Prospektüsünü okudunuz mu? Prospektüs okuyun falan sürekli söylüyorum. Ve yine hayvancılık yapan bir arkadaşın sorusu. Prospektüs ne? Ha, prospektüs o içindeki kağıt. İçindeki kağıtta her türlü bilgi var. O içindeki kağıtta ya da üstünde etikette diyor ki efendim 2 mililitre buna yapılır, 4 mililitre buna yapılır, deraltı yapılır, kas içi yapılır diyor. Yani Türkçe yazıyor, anlaşılmayacak bir şey yok. Gebeyse yapılmaz veyahut gebeliğe şu kadar zaman kaldıysa yapılmaz diyor. Aşının içinde de yazıyor. Efendim antibiyotiğin içinde de yazıyor. Sabah akşam yap diyor. Günde bir kere yap diyor. Her 100 kiloya işte 5 mililitre kullan diyor. Her 10 kilo için 1 mililitre kullan diyor. Hepsinin hesabı var. Prospektüste her şey yazıyor. Bu ilaçları alıyorsunuz. Prospektüs okumadan kullanıyorsunuz. Sonra sorun çıkıyor. Bu sorunların çıkmaması için prospektüs okumanız şart. Ama bırak prospektüs okumayı. Arkadaşımız bana soruyor. Prospektüs ne? İşte söylüyorum şu anda. Prospektüs içinde çıkan kağıt. Her şey orada yazıyor. Etiketinde de yazıyor. Ve sizin bilmeniz gereken bilgilerin hepsi orada var. Ve siz ilaçları kendi kendinize alıp kullanıyorsunuz. Prospektüste okumuyorsunuz. Prospektüse uygun da davranmıyorsunuz ve başınız derde giriyor, zarar ediyorsunuz. Bir karaciğer yağlanmasından da söz etmek istiyorum. Bu da sık gelen bir olay. Bu da kuru dönemle ilgili. Başka bir programda daha geniş anlatırız. Karaciğer yağlanması yani bizim tıpta hepatik lipidoz dediğimiz hastalık doğumu takip eden enerji eksikliği çeken ineklerde oluyor. Doğumu takip eden ve enerji eksikliği çeken ineklerde oluyor. Hele hele doğumdan evvel şiş koysa, obezse. Demek ki doğumdan evvel hayvanı obez yapmayacağız, şişko yapmayacağız. Obez inek, doğumdan evvel şişman inek doğumdan sonra karaciğer yağlanmasıyla karşımıza çıkıyor ve bu yağlanmanın derecesine göre kurtulmuyor da. Karaciğer yağlanmasından dolayı kurtulmuyor da ve bu konu büyük sorunlara yol açıyor. Derecesine göre sorunlara yol açıyor. Mesela döl tutmamadan başlayan, yatıp kalkamamaya kadar giden ve hatta kasaplık olmaya kadar giden bir sorunla karşımıza çıkıyor. Onun için bu inekleri doğumdan evvel kesinlikle şişmanlatmayacağız. Doğumdan evvel şişman inek başa derttir. Bu konuyu da söyledikten sonra bu programı bitiriyorum. Bugün size yine bazı bilgiler aktarmaya gayret ettim. Aklınıza takılan her bilgiyi bana sorun ama yanlış yapmayalım. Çünkü yanlışlar zarar ile sonuçlanıyor. Zarar etmeyelim değerli dostlarım. Evet. Hoşça kalın, mutlu kalın, bereketli ürünler diliyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar ve sevgiler değerli dostlarım.